Program başında söylemiştim, Elfin Tataroğlu bizimle beraber, yazar Elfin Tataroğlu. Elfin Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum herkese. Teşekkürler. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi bilmiyorum, tamam, izleyebildiniz mi programı? Şuna yoğunlaşmıştık biz. İki ittifak, yani tabii CHP'de konuşuldu, işte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. İkinci tura seçmenleri ne kadar taşıyabilecek? Ondan bahsettik. İkincisi, asıl size sormak istediğim soru, bu Cumhur Millet İttifakı'nda bir söylem değişikliği olacağı, daha göremedik ne olacağını açıkçası ama, ikinci tura giderken bir söylem değişikliği olacağı, söylemi biraz daha nispeten milliyetçi muhafazakar olacağı, o seçmene yönelik olacağına dair konuşmalar var. Böyle mi olacak? Bu bir işe yarar mı? Millet İttifakı kendine oy verecek seçmeni ikinci tura, sandığa nasıl götürecek? Meselemiz bu. Evet, öncelikle ve izninizle, ben tabii aslında yoldaydım, tam olarak detaylı izleyemedim ama herhalde genel olarak seçimin sonuçları üzerine konuşulmuştur. Evet. Ama öncelikle izninizle ben bir şey belirtmek istiyorum. Ben Teketek'in ve Teketek Bilim'in çok sadık bir izleyicisiydim. Ve dolayısıyla Sayın Fatih Altaylı'nın ayrılışından büyük üzüntü duyduğumu da belirtmek isterim. Tabii inşallah yeniden onu bir şekilde Teketek programıyla buluşuruz diyorum. Bu temenniyle açmak istiyorum. Evet, biz de üzülüyorum. Evet, şimdi seçmeni sandığa taşımak, bana sorarsanız, bu ikinci turun kilit ismi, kilit konusu. Hatta seçmeni sandığa kim daha çok taşırsa o alabilir gibi. Çünkü bu bir referandum biçiminde bir seçim. Yani iki seçenekli. Hani evet, hayır, işte Kılıçdaroğlu, Erdoğan, iki seçenekli. Peki şu mu Elfin Hanım, yani bu birinci tur bitti tamamen, unutalım bunu, bambaşka bir şey mi geliyor önümüze? Şimdi her seçim risktir, her seçim sürprizdir, fakat bunun kadar riskli ve sürprizli bir seçim bence yani olmadı. Çünkü böyle bir seçim yaşamadık. Yani normal seçimin 15 gün sonrasında yeniden milyonlarca seçmeni sandığa götürecek, yeniden oy verme motivasyonunu sağlayacak, hatta bunun finansmanını sağlayacak seçmen. Yani çoğu seçmen ikametini, örneğin memleketinde, ben birçok insanla konuşuyorum mesela İzmir'de, işte biz memleketimizde tutuyoruz ikametimizi diyen çok insan var. Geçenlerde biriyle konuştum, Ağrı'ya gitmiş mesela oy vermek için. Yani insanlarımız bizimle de olsa 5 senede bir oy veriyoruz diye bu meseleyi böyle de görüyor. Giderim, hani köyümü görmüş olurum, oyumu kullanırım, dönerim diyor. Şimdi 15 gün sonra tekrar, bunun öğrencisi var, işte final haftası var. Daha evvel deprem bölgesine işte otobüslerle insanlar bilet alarak, kampanyalar düzenlenerek öğrencilerin ulaşımı sağlanmıştı. Bu var. Yani bu işin bir de lojistik kısmı var. Yani bir yandan motivasyonel, psikolojik ayağı var. Diğer taraftan da lojistik kısmı var. Kolay değil ve ilk defa yaptığımız için sonucu bilinmeyen bir şey. Yani her iki taraf için de sürprizli bir son olabilir. Çünkü kimin daha çok taşıyacağına dair şu anda en azından elimizde bir bilgi yok. Artı 1 milyon kullanılmayan oy var. Geçersiz oy var. Bu geçersiz oylar da biraz karışıktı bu seçim. Yani çok büyük bir pusula artı diğer pusula vesaire. Şimdi ama önünde iki kağıt olacak. Yani iki seçenek olacak. Yani tam referandum seçeneği. Yani bu çok kolay. Oylaması çok kolay bir seçim. Dolayısıyla ben geçersiz oyların da daha az olacağını düşünüyorum. Ve daha birçok gerekçeden ötürü, yani katılımın, mesela katılım deyince şu devreye giriyor. Şimdi örneğin Yeniden Refah seçmeni gitti, partisine oy verdi. Bir motivasyonla gitti, partisi ayrı bir liste çıkarıyordu. Örneğin Büyük Birlik Partisi seçmeni Büyük Birlik Partisi'ne oy vermek üzere gitti ki hani milletvekili çıkarsın. Ya da işte MHP seçmeni, şimdi partili seçmen, bir de belki partili olmayan seçmen olarak da ayırabiliriz. Partili seçmen ve onun tabanına baktığımız vakit ilk motivasyonu kendi partisine oy vermektir. Yani barajı geçirmek, oy vermek. Şimdi kendi partisine oy verme motivasyonu, bu aynı şey millet için de geçerli. Yani iki taraf için de geçerli de. Hani örneği oradan verdim. Aynı şey İyi Parti tabanı için de geçerli. Deva, Gelecek, Saadet. Yani
partilileri sandığa götürme. Ama mesela CHP tabanı ve AK Parti tabanı daha çok gidebilir. Çünkü kendi genel başkanlarını bir şekilde oyluyorlar. Orada motivasyon daha yüksek olur. Diğer partilerin katılımı açısından bence o partilerin liderleri ciddi çağrılarda bulunmalı. Yani bu katılım meselesi her iki taraf için de çok riskli. Ben mesela genel hani AK Parti'ye yakın kanallarda gördüğüm bir durum var mesela. Böyle şey yapılıyor çok fazla. Dalga geçiliyor mesela. Yani ya seçimi kaybettiler, zaten alamazlardı filan. Buna benzer bir hataya bence birinci seçimde biz düşüyor gibi olmuştuk. Yani daha kolay geçilebileceğini düşünerek. Bence bu çok yanıltıcı bir durum. Hiç kimse seçimle dalga geçmesin. Yani sandığın konulduğu her yerde seçmen ne şekilde karar verebileceğini ya da seçmenin yüzde kaç oranda gidebileceğini şu anda hiç kimse kestiremez. Özür dilerim, siz yokken, çok özür dilerim. Siz yokken biz konuştuk bu meseleyi biraz ama bu seçimden önce Kemal Bey'i önde gösteren işte 53-54 bir takım anketler yayınlandı. Aslında anketlerin çoğunluğunda ya da en azından yani 3'te 2'sinde böyle gösteriliyordu, görülüyordu. Bu bir zafiyet yarattı mı seçmen açısından? Yani bu negatif etki yaptı mı sizce? Yani şöyle, tabii ki her iki tarafı da ileride gösteren anketler vardı. Yani ona bakarsanız Cumhur İttifakı'nın önünde de Sayın Erdoğan'la 50'yi aşan anketler önlerinde duruyordu. Yani bence araştırma meselesinin ciddi manada bu öz eleştiriyi yani araştırmacıların yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama muhalefete yakın araştırmacıların bazen açıklamalarını okuyorum. İşte bizim hesap etmediğimiz, bugün birini okudum şu an ismini hatırlamıyorum kusura bakmasına, işte 1.7 milyon seçmen eklenmişti dediler mesela. Yani biz işte hani bazı gerekçeler sunuluyor bunun için. Tabii orada örneklemin nasıl seçildiği önemli. Anketin ne şekilde yapıldığı önemli. Hani onları yani yanıldı araştırma şirketleri ama AK Parti tarafı da yanıldı yani. Hani iki taraf bir kere yani şunu söylemek lazım. Hani kazanan yok yani ortada. Hani sanki böyle ben çok şaşırıyorum AKP'lilere. Kazanmış gibi bir hava içerisindeler. Bu 50+1 geçilemedi. Her iki aday da geçemedi. Üstelik %5'lik de bir tepki oyu var. Yani milliyetçi tepki oyu var. Merkezi partilere, adaylara. Yani bunu da sorgulamak gerekmez mi diye düşünüyorum. Ve bu oylar acaba sandığa gidecek mi? Bu %5 giderse kime yönelecek? O da önemli bir mesele. Peki. Kemal Öztürk'ün herhalde bir sorusu var size. Elfin Hanım, sizinle daha önceki yaptığımız programlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Millet İttifakı'nın çalışmalarını yakından takip ediyorsunuz. Siz 5 puanlık geride olmasını Sayın Kılıçdaroğlu'nun neye bağlıyorsunuz? Nasıl bir sonuç çıkardınız? Ya şimdi bunun hesabı şöyle yapılıyor. Partilerin aldığı oylar toplanıyor aslında. Yani 3 aşağı 5 yukarı o oy çıkıyor. CHP 25.35, İYİ Parti 9.70, Millet İttifakı bileşenleri. Dışarıdan destek sağlayan Yeşil Sol 8.82, TİP 1.73. Demek ki parti oyları düşmüş. Yani parti oyları hesabında bizim öngörümüz CHP'nin 29-30 bandında alması, İyi Parti'nin de 13-15 bandında alması. Hadi İyi Parti 13-15 bandında alması, yine 10 alsın. Ama CHP 29-30 bandında aldıktan sonra gene geçiyordu. Yani aslında, niye almadı oyları, onu soruyorum. Şimdi o tabii o ayrı bir şey, yani niye alınmadı meselesi, belli ki listelerin bir arada çıkması beklenen sinerjiyi yaratmadı. Yani partilerin iç içe, ben onu daha evvelden Sayın Temel Karamollaoğlu'nda önerdiği gibi ayrı bir ittifak içinde ittifak olarak girmelerinin daha iyi olacağını düşünüyordum. Bunu da beyan etmiştim ama ortak liste kararı çıktıktan sonra artık herkese hani bir şekilde tüm örgütlere ve seçmene destek olmak düştü. Ama orada belli ki beklenen şey çıkmadı. Yani CHP oyu artı 4 parti oyu bu beklenen sonucu çıkarmadı. Örneğin mesela AK Parti'nin de oyu düştü 35'e. İşte yeniden Refah'a gitti orada, MHP'ye gitti. Ama ittifak içinde bir dağılım sağladı. Yani o da belki bir riskti yani ayrı listelerden girmek.
bir şekilde o risk şeyi kurtardı. Yani Cumhurbaşkanı'nın aldığı oyu bir şekilde kurtardı. Bu kurtarılmış hali tabii. Yani aslında onlar da 50 artı 1'in üstünde çok alacaklarını düşünüyorlardı, görüyorlardı. Ama onu da sağlayamadı. Yani aslında bence bu seçimden sonra önemli gündem maddelerimizden biri siyasi partilere, halkın ilgisinin siyasetçilere ve siyasi partilere özellikle neden hani çok yüksek olmadığını ve bir parti, yani evet destekleyen bir parti var arkasında ama bir partinin genel başkanı olmayan bir aday var. Yani partisiz bir aday var ve ona yönelen bir %5 var. Neden yöneliyor o zaman? Onun da bence çok konuşulması lazım. Ersin Hanım, bu %5 ile ilgili ya da yani Sinan Oğan'a verilen oylarla ilgili acaba nereye gider sorusu soruluyor. Öncelikle Sinan Oğan'ın nasıl bir tavır alacağı da merak ediliyor. Öncelikle Sinan Oğan'dan nasıl bir tutum bekliyorsunuz siz? Bugün Kürşat Oğuz'la konuştular. 19 Mayıs'ta açıklayacağını söyledi. Beklentiniz ne? Diyelim ki bir tarafı işaret etmedi. Yani seçmeninin eğiliminin ne olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi aslında ben Sayın Sinan Oğan'ın Sayın Kılıçdaroğlu'yla ve Millet İttifakı'yla çok anlaşabileceğini düşünüyorum. Yani anlaşabileceğini düşünüyorum çünkü bugüne kadar ara ara aslında sıcak mesajlar da verdi Sayın Sinan Oğan, Sayın Kılıçdaroğlu'na. Buradaki esas kararları acaba bir ittifakı destekleyecekler mi? Bana sorarsanız ya Millet İttifakı'nı desteklerler ya da hiçbir ittifakı desteklemezler. Ben öyle görüyorum, yani baktığım yerden öyle görüyorum. Hiçbir ittifakı desteklememe ihtimalleri de mevcut. Yani ben geçtiğimiz günlerden Ata İttifakı isimli bir hesaptan mesela hani biz bir sonraki seçime de hazırlanacağız gibi bir şey de söyleyebiliriz gibi bir tweet okudum. Hani öyle bir ihtimal de mümkün. Hani o zaman bu oylar ne olur, nasıl dağılır? Tabii onu ayrı yorumlamak lazım. Ama Suriyeli sığınmacılarla ilgili ya da teröre karşı duruşla ilgili bence Sayın Kılıçdaroğlu ile uzlaşmaları çok mümkün. Hatta benim önerim, yani ayrıca bir icracı görev de verilebilir yani Sayın Sinan Oğan'a. Ve hem bu milliyetçi oyları almış olurlar, Atatürkçü milliyetçi oyları ağırlıklı olarak almış olurlar. Ben alacaklarını da düşünüyorum. Yani böyle hani şey görmüyorum onu, hani Sinan Oğan oyları taşıyamaz filan. Hayır, bu oyları verenlerin, ben birçok gençle de konuştum, hani Sinan Oğan'a oy vermiş, istekleri kendi siyasal görüşlerinin yansıması. Yani iktidara ve icraya yansıması. Elfin Hanım, şimdi biz burada da konuştuk ama ben sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Bir, bu biraz daha nispeten sertleşen söylem son 10 gün içerisinde, bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla da gördük. Bunun 10 günde seçmende, milliyetçi seçmen nezdinde nasıl bir karşılığı olur? Birinci soru bu. Bir de mesela belki Sinan Oğan için bir formülasyon bulunabilir dediniz. Şayet öyle bir durum olursa Cumhur İttifakı kanadından çokça duyduğumuz bir söylem de şuydu. Herkese bakanlık dağıtılıyor, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıtılıyor. Böyle bir formül bulunursa bu görüşü de tetikler mi Cumhur İttifakı kanadında, bu söylemi tetikler mi, o seçmene nasıl yansır sizce? Yok, yani tetiklemez çünkü daha evvel altı benzemez diyorlardı mesela Cumhur İttifakı, sonra kendi içine Hüdapar'ı aldı, DSP'yi aldı, işte MHP, Büyük Birlik, yani derken altı parti oldular ve hani geriye bir şey kalmadı. Şimdi ben size söyleyeyim, bu yeni kabinede de bence hani AK Parti dışından da isimleri göreceğiz. Yani eğer ki seçilirlerse, ama ben Millet İttifakı'nın seçileceğini düşündüğüm için o kabinede de farklı siyasal görüşlerden insanların bir arada olacağını düşünüyorum. Seçileceğini yani düşünüyorum diyorsunuz. Siz döndüreceğini mi düşünüyorsunuz? Yani döndüreceği konusunda ihtimali güçlü mü buluyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu? Yani şöyle söyleyeyim, bu seçime dair öyle olur böyle olur demek zor. Fakat sürprizli bir seçim diyorum ben. Eğer ki bazı şartlar var, bunlar sağlanabilirse, yani bu %5'lik seçmenin hitap edecek bir takım eylemler, yani söylemden ziyade eylemler yapılabilirse, işte yani mesela
Mesela Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklanması gibi, İçişleri Bakanlığı'nın açıklanması gibi, diğer taraftan ekonomi kurmaylarının açıklanması gibi. Yani çok radikal ve çok ani şeyler, kararlar almak lazım. Kolay değil biliyorum ama öyle bir süreçten geçiyoruz. Ayrıca seçmen sandığa çekilebilirse, motivasyon yükseltilir. Yani şartları var bunların. Seçmenle ilgili ben sonra birkaç şey söylemek isterim. Tamam, ben bu konuyu. Ben kazanma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu yapılabilecek şeyler var. Bu yapılabilecek şeyleri ivedilikle yaparlarsa kazanırlar ama önemli olan sandığa seçmeni taşımak. Kadro çok dediniz. Başka nedir? Yani seçmeni sandığa taşımak, böylece belki önceki ilk turda katılmayan seçmeni de sandığa götürmek, pastayı büyütmek, katılım oranını arttırmak bir etken. Belki bakanlık kadrolarını açıklamak ikinci etken dediniz. Başka nelerdir? Yapılabilecek başka şeyler de var dediğiniz için merak ettim. Yani bana sorarsanız mesela İzmir'de 63,5 oy alındı. Ama işte Diyarbakır'da 70 civarı oy alındı. Şimdi ben az oy olan ilçelerde çalışılmasındansa, bunu çok kereler söylüyorum da hani belki biri de duyar diye söylüyorum. Çok az oy alan yerlerde çalışılmasındansa çok oy alan, yani örneğin işte İzmir gibi 63,5'u görebildiğiniz yerlerde 70'leri de görebilirsiniz. Özellikle belki büyük şehirlerde diyorsunuz çünkü oy potansiyeli daha fazla. Evet, İstanbul'da mesela, yani İstanbul'da çok yüklenmek lazım. İzmir'de, Bursa'da, Adana'da. Hatta Elfin Hanım, yani önceki programlarımızda şöyle yorumlar da yapıldı. Bu Mansur Bey'in, Ekrem Bey'in Anadolu turuna çıkması İstanbul'da, Ankara'da zayıflattı Millet Hatta İttifakı'nı gibi. Hatta 28'ine kadar da kendi şehirlerinde olacaklar. Evet, ayrılmayacaklar. Belki de onun hı-hı devamında evet, böyle bir yani karar. Yani öyle bir söylenti var. O doğru olur bence. Çünkü oradan oy almak, yani ne? Şimdi listeye kızmıştır, oy vermemiştir. Aslında o yani o muhalif seçmen. Yani orada bir kızgınlığı var. Ya bir demece kızıyor ya bir şeye kızıyor. Aslında oy verebilecek seçmen. Yani Diyarbakır'dan çıkan oy niye İzmir'den, İstanbul'dan çıkmasın? Yani çıkartılabilir diyorum bu. Mümkün. Daha mümkün en azından. Yani gidip tam böyle AK Parti'nin kalesi olan bir yerden, zaten AK Parti tercih etmiş birinin fikrini 13-14 günde değiştirmeye çalışmaktansa bence CHP'ye ve AK Parti'ye, yani Sayın Erdoğan'a ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek insanlar zaten fikrinden dönmeyecek bence. Onları yani ikna etmek bu daha zor 10 gün içerisinde. Hani dönüştürebileceğini düşünenler vardır belki ama ben bu kararın verildiğini düşünüyorum. Ama sandığa gitmemiş, işte ortada seçmen var, geçersiz oylar var. Sandığa gitme oranı çok yüksek ama Elfin Hanım, yani %90'a yaklaştı. Bunu az önce de ben konuştuk. Parti tabanlarıyla ilgili daha da arttırmak şey imkanlı mı? Ama hala da var. Hala da gitmeyen önemli bir kesim var. O üzerine de çalışılabilir. Yanılmıyorsam yani şimdi rakam vermeyeyim, yanıltmayayım ama orada da bir oy var. Dolayısıyla artı bir de işte %5 var. Yani bu %5'in içerisinde şöyle söyleyeyim, 8,5 milyona yakın oy kullanmayan, sandığa gitmeyen seçmen. Tamam var. Ben evet 8-9 diyecektim, yanlış bir şey söylemeyeyim dedim rakamlar konusunda. Bu önemli bir oran yani. Bir de artı yurt dışı seçmen. Yani yurt dışı seçmen 1.8 milyon mesela, işte 1 milyondan fazlası Sayın Erdoğan'a oy veriyormuş. Şimdi mesela bu seçmen üzerine %50'ye yakın, 50 küsürlerde bir katılım var. Niye gitmiyor mesela? Yani onu taşımak filan. Yani bu tür yapılacak ivedi işler var. Bence bunlar sağlanabilirse çok süper. Diğer taraftan da yani ben dediğim gibi hani AK Parti ve yani yakın kanallarda, yakın yorumculardan çok şey duyuyorum, böyle hani ya artık aldı, hani bitti gitti, Atalan Üsküdar'ı geçti, alır olur filan. Yani hiçbir seçime karşı böyle yaklaşmamak gerekiyor. Yani tecrübeyle sabit, hiçbir seçime böyle yaklaşmamak gerekiyor. Evet. Bir de Millet İttifakı yani diyor ki sıfırdan başlıyor bu seçim. Yani bir öncekinin devamı maç değil, sıfırdan başlıyor, maç sıfırdan yani başlıyor diyorlar.